Önemli protein kaynakları arasında yer alan kırmızı et sadece damak tadı vaat etmiyor. Kilo vermeye de yardımcı oluyor tabii, püf noktalarına dikkat edilirse. Kırmızı et bir kere sağlık açısından çok faydalı çünkü en iyi protein kaynaklarından bir tanesi. Unutkanlık, Alzheimer gibi rahatsızlıklar veya cilt sağlığı, tırnak sağlığı, saç sağlığı açısından çok büyük faydaları var. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen protein deposu et sadece damak tadı vaat etmiyor, kilo vermeye de yardımcı oluyor. Lif içeriği yüksek olduğu için kırmızı et dolayısıyla uzun sürede tok tutuyor. Tabii ki zayıflamayı da beraberinde getiriyor. Çünkü siz uzun süre tok tuttuğu için çok çabuk acıkmıyorsunuz. Ve sık sık yemediğiniz için, atıştırmadığınız için de kilo kontrolünü sağlıyor. Uzmanlar yorgunluk şikayeti olanlara da et yemelerini tavsiye ediyor. Çünkü et daha dinç ve enerjik olmamızı sağlıyor. Ancak faydasını görmek için etin mutlaka yağsız kısımlarını tüketmek gerekiyor. En azından haftada iki defa mutlaka kırmızı et tüketilmesi, vücut sağlığımızın yerinde olması, kas sağlığımızın daha iyi çalışması açısından çok önemli. Etin pişirme yöntemine dikkat etmek de önemli. Kızarmış etten kesinlikle uzak durmalıyız. Çünkü et kızartıldığında hem protein değeri yok oluyor hem de kansere davetiye çıkarıyor. Fırın, buğulama gibi teknikler çok çok daha iyidir veya çok kısık ateşte pişirilmiş bir et çok çok daha sağlıklıdır. Salam, sucuk, sosis. Bu üçlüyü özellikle çocuklar çok seviyor. Ancak bu yiyecekler işlenmiş etten yapıldıkları için hiç de masum değiller. İşlenmiş ürünleri önermiyoruz. Çünkü içerisinde kanserojen madde içeriyor. Ve bunlar bağımlılık yaratıyor. Bağırsak florasının bozulmasına sebep oluyor. Zaten o bağırsak florası bozulduktan sonra aslında kilo problemi de beraberinde veya hastalıklar da beraberinde gelmeye başlıyor. Diyarbakırlı bir çift referandumda evet kampanyasına destek vermek için yeni doğan